Günaydınlar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. 3 aylarınız ve regaib kandiliniz mübarek olsun diyerek başlamak istiyorum bugünkü yayınıma. Bugünkü tarifim Kıbrıs köfte ve krema soslu, peynir soslu, ıspanaklı güzel bir fiyonk makarna fırında. Öncelikle bir tane patatesimi rendeledim. Bir tane kuru soğanımı rendeledim. Bir diş de sarımsağımı rendeledim. Patatesimin suyunu sıkacağım ve kuru soğanına ekleyeceğim. Kıymamı ekleyeceğim. Baharat ekleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber ve biraz da kimyon ekledim. Siz kimyon eklemeseniz de olur. Ben çok sevdiğim için ekliyorum. Bir tane yumurta da ekleyip kırıp içine yoğuracağım. Patates miktarını çoğaltabilirsiniz. 2-3 patates de yapabilirsiniz. Bu köfte çok bereketli bir köfte. Mutlaka yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Çok da lezzetli oluyor. Güzelce yoğurdum, özleşti. Hazırlayıp kabımın üstlerine streç film geçirip buzdolabında dinlenmeye bırakacağım ben makarnamı ve sosumu pişirirken. Bir tavaya az bir şey sıvı yağ koydum. 250 gram kadar ıspanağımı yıkadım. Küçük oldukları için doğrama ihtiyacı görmedim. Güzelce biraz harlı bir ateşte soteleyeceğim. Üzeri açık kapatmıyorum. Diğer tarafta tenceremde kaynayan suyuma biraz tuz ve biraz sıvı yağ ekleyip makarnamı attım. 8 dakika kadar haşlanacak. Çok fazla haşlamayacağım çünkü daha fırına girecek. Başta da söylediğim gibi. Bir diş sarımsağı rendeledim. Ispanakların üzerine. Onu da şöyle bir çevireceğim ve daha sonra kalan malzemelerimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi ıspanağım bayağı suyunu çekti. 2 paket sıvı krema ekledim ve bir kutu 200 gram zannedersem o da krem fraiche ekledim. Bunu krem fraiche'i de sıvı kremaların olduğu bölümde buzdolabında bulabilirsiniz. Marketlerde Türkiye'de var. Tuz ekledim az bir şey. Biraz karabiber ve Schnittlauch denilen sanırım taze sarımsak kurusu oluyor. Ondan ekledim az bir şey. Biraz emmentaler kaşarı ekledim. Siz normal kaşar da ekleyebilirsiniz. Hemen böyle nasıl diyeyim bir tutam bir parça 50 gram kadar. Gördüğünüz büyüklükte bir 50 gram kadar da beyaz peynir ufaladım içerisine. Bu peynirli bir sos olacak. Hatta varsa tulum peyniri biraz da ondan ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Benim olmadığı için kullanmadım ve bu sosun adı bu şekilde 3 peynirli sos olur. İtalyanların meşhur makarna sosudur 3 peynirli sos. Kremayı döktükten sonra ocağın altını kısıyoruz. Bu çok önemli bir püf noktası. Krema asla kaynamamalı, krem fraiche'le beraber. Sadece ısınmalı. Belki fark etmişsinizdir izlerken asla kaynamadı. Sadece altı sıcaktı, ısındı. Güzelce karıştırdım baharatlarını da ekledikten sonra. Makarnamı süzdüm o arada. 8 dakika dediğim gibi pişirdim. Üzerine serptim. Tekrar üzerine emmentaler kaşarı rendeledim. Rendesi serptim ve fırına verdim. 180 derecede fırında pişecek. Sadece üzerlerinin zaten pişik olduğu için sadece üzerlerindeki kaşar peynirlerinin kızarması, hafif kızarması gerekiyor. Tahminen fırınınızın şeyine göre 15 dakikada hazır olacaktır. O arada siz köftelerinizi kızartabilirsiniz. Biraz sıvı yağ koyduğunuz bir teflon tavada köfteleri arkalı önlü güzelce kızartıyoruz. Daha sonra ikisini beraber servis yapacağım. Yanına güzel bir salata yapabilirsiniz. Evet, pişti. Gördüğünüz gibi kızardı. Çok lezzetli oldu. Hatta daha az bile kızarabilirdi. Kesip servis tabağına alıyorum. Bu ve bunun gibi birçok tarifimi kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca
Tarifleri info box'a da ekliyorum. Farkındasınızdır sanırım. Oradan da okuyarak malzeme listesini ve yapılışını tekrar size yardımcı olmayı tercih ediyorum o şekilde. Özürlü duymayan arkadaşlarım açısından da onları da düşünerekten mutlaka tariflerimi info box'a ekliyorum. Beni duyamayanlar, sadece okuyanlar ve seyredebilenler için diye. Abone olmayı, beğenmeyi, videolarımı lütfen ihmal etmeyiniz. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle ve mutlu kalın. Hoşça kalın.